Bugün burada bizi kabul ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Yakın Çiftlik Köyü bizim gönül verdiğimiz bir köy. Düğünlerinde, bayramlarında, cenazelerinde her zaman yanında olduğumuz bir köyümüz. Seçim çalışmalarında da iktidar partisinin gücüyle, iktidar partisinden alacağımız güçle hep beraber birlikte olalım diye bu akşam buraya geldik. Yapılacak olan projeler hakkında konuşma yapmayacağım. Onu başkan adayımız detaylarıyla beraber anlatacak. Ben kısaca bazı konulara girmek istiyorum. Bilindiği gibi 2014 Mart ayında yapılacak olan seçimler yeni çıkan yasadan dolayı bir milattır. Köylerimiz için bir milattır, ilçemiz için bir milattır, ülkemiz için bir milattır. Bu yasayla köylerimize hayat standartlarını yükseltmek için çok güzel fırsatlar doğuyor. Bazıları bu yasanın köylerimizin aleyhine geliştiğini söylese de, biraz sonra başkanım detaylarını anlatacak, bu yasa bilhassa şehirlerden ziyade köylerimizi ilgilendiren bir yasa. Köylerimiz hayat standartları bakımından, yaşam kalitesi bakımından ve lojistik imkanlar bakımından şehirlerin çok gerisinde kalmıştı. Hükümetimiz yeni bir yasa çıkardı. Bu yasanın amacı şudur: köylerdeki hayat standartları şehirler seviyesine en kısa zamanda kavuşturulmalıdır. Bugün Avrupa'ya gittiğimiz zaman Avrupa'da köylerle şehirlerin yaşam standartları birbirinden çok farklı değildir. Köylerdeki imkanlar neyse şehirdeki imkan da odur. Şehirlerdeki imkanlar neyse köydeki de odur. Yıllarca Türkiye'mizde şehirler gereken hizmeti aldı, gereken gelişmeyi gösterdi ama köylerimiz bu gelişmenin çok gerisinde kaldı. Bugün bu çıkan yasayla hükümet şunu diyor: size hizmet getirecek olan insanlar devamlı sizin karşınızda olsun. Size hizmet getirecek olan insanlar devamlı muhatap olarak bulabilir. Daha önce neydi? Özel idare ve köy hizmetleri bu hizmetleri getiriyordu. Ama 3 günde yapılacak olan işler 3 aya sarkıyordu. Ama şimdi öyle değil. Bakınız, bugün buraya geldik. Sizin sorunlarınızı dinleyeceğiz. Yaka Çiftlik Köyü'nün ihtiyaçlarını dinleyeceğiz. Yapılması gerekenleri dinleyeceğiz. Ve size söz vereceğiz. Diyeceğiz ki bizi iktidara getirdiğiniz takdirde size şu 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 hizmetleri şu günlerde yapacağız. Yapmadığınız zaman ne olacak? Bir daha sizin göre karşınıza geçip bunları yapamadık kusura bakmayın deme şansımız var mı? Yok. Onun için köylere gelecek olan hizmetleri de belediye başkanları yürütecek bundan sonra. Bugün Elmalı'mızda da muzdarip olduğumuz konumuz bu. Bugün iktidar partisinin nimetlerinden, iktidar partisinin gücünden, iktidar partisinin hizmetlerinden layıkıyla yararlanabilmemiz için Ankara'ya, Antalya, Elmalı üçgeninde iktidarı birleştirmemiz gerekiyor. Bugün Ankara'da iktidar AK Parti'den belediye başkanlığını kazanan yerlere çok güzel hizmetler götürüyor. Bu belediyeler, bakınız, Kumluca bir örnek. Aldığı hizmetler Elmalı'nın belki 20 katı. Ama Kumluca Belediyesi'nin bugün 1 lira borcu yok. Hem şehircilik açısından hem de hükümetten gelecek hizmetler açısından Kumluca bugün bölgemizin en güzel şehri haline geldi. Biz de Elmalı'mızı neden böyle yapmayalım? Bu Ankara'dan ziyade bizlerin elinde. Yani biz gereken desteği hükümete verirsek, gereken desteği iktidar partisine verirsek, iktidar partisinden de gereken desteği alacağımız kanaatindeyim. Ben bugün belediye meclis üyesiyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2009 yılında belediye meclis üyesi oldum. Ve 4 yıl zarfında Elmalı'mız çok şey kaybetti. Nelerini kaybetti? 80 adet Elmalı'nın en güzel güzüğü de yerindeki iş yerlerini kaybetti.
Bugün o 80 adet iş yeri Elmalı gençlerimize çok güzel fırsatlar veriyordu. Belediyenin kiraya verdiği bir iş yerinin değeri bir gencimiz için 400 lira, 500 liraysa o özel şirkete, özele geçtiği zaman 1500 lira, 2000 lira oluyor. Gençlerimiz buradan mahrum kaldı. 16-17 adet biz belediyenin elindeki arsaları sattık. 64 adet dairemizi sattık. Ve elimizde ne var? 2009 yılında startını verdiğimiz mega projelerimizin hiçbirisini gerçekleştiremedik. Bunun yanında belediyemizi 28 trilyon lira borca kalk ettik. Bugün Elmalı Belediyesi batık durumdadır. Ben bunları bazı şeyleri suçlamak için değil, gerçekleri görünüz diye söylüyorum. Bu sadece muhalefette olmamızdan dolayı değil. Sayın Başkanımızın yanlış ve art niyetli düşüncelerinden dolayı bugün Elmalı Belediyesi bu hale geldi. Bu böyle olmamıştır diyorsanız ben size örnekler vereyim. Elmalı Belediyesi'ndeki işçiler bugün maaşını alamamaktadır. Sayın Belediye Başkanımız işçileri topluyor. Ben size 3 ay maaş veremeyeceğim diyor. Ve diyor ki, bakınız diyor, AK Parti'ye oy verenleri ve verecek olanları, gönül verenleri dahi bilirsem, geldiğim takdirde diyor, benim karşıma çıkmasın. Bugün beton ünitemiz vardı. Elmalı'nın içerisine, Elmalı Belediyesi'nin beton ünitesinden başka bir firma beton dökemezdi. Bu yasaktı. Biz 60 liraya mal ettiğimiz betonu 130 liraya satıyorduk. Bugün beton ünitesi iflas etmiş durumda. Ve Albayrak firması bugün tek başına tek kalem Elmalı içerisine dair köylerine 140 liradan beton dökmektedir. Biz bu betonun ünitesini neden açmıştık? Rekabet oluşsun. Hem belediyemiz para kazansın, hem rekabet oluşsun diye bu beton ünitesini açmıştık. Bugün Elmalı Belediye Parkı 5 yıldır zarar ettirilmektedir. Elmalı Belediye Parkı bir çayı 10 kuruşa mal edip 1 liraya sattığı halde, 3 liraya mal ettiği dondurmayı 12 liraya sattığı halde, kira vermediği halde, yaz aylarında yıllık kazancı 2-3 milyara geçtiği halde bir belediye parkı neden zarar eder? Bunu belediye başkanımıza sorduğumuz zaman bizi payladı, bizi azarladı. Dedi ki, ben bu meclisten iğreniyorum, bu meclise lanet olsun diye bizim yüzümüze söyledi. Bugün Halil Akar belediye başkanının yanından neden koptu diyenlere vereceğim cevapların bir kısmıdır bunlar. Bugün meclis üyelerimizin bir fikrini kabul etmeyen bir belediye başkanımızla çalışıyoruz. Meclis üyelerimiz sen burada yanlış yaptın diyenlerin 3/2'sine bugün ceza kesmiştir. Ömer Üner abimize ceza kesmiştir. Mehmet Özeboğlu kardeşimizin iş yerini mühürlemiş, 30-40 tane işçisinin mağdur olmasını sağlamıştır. Bereket versin ki başkanımız mücadele etti. Antalya valisinin de sağduyusuyla o mühür oradan söküldü. O işler tekrar ekmeğine kavuştu. Yani bunların örnekleri sayılmakla bitmez. Diyorum ki, biz Elmalı'daki yanlış uygulamaya son vermek için ve iktidarın gücünü de arkamıza almak için, köylerimize kalıcı hizmetler sunabilmemiz için, ilçemize kalıcı hizmetler sunabilmemiz için AK Parti'yi, iktidar partisini bugün Elmalı'da da iktidar etmek zorundayız. Bugün iktidardan gelecek olan hizmetler buna bağlıdır. Biraz sonra tekrar söylüyorum, başkanımız anlatacak. Antalya Elmalı çift yolu, yapılacak olan cezaevi, bak yapılması gereken bir fen fakültesi projesi ve buna benzer hükümetten alacağımız hizmetler var. Bugün Kumluca yine 4 yıllık sağlık fakültesine kavuşmak üzeredir. Bu neden böyledir? Muharebette olsa bu 4 yıllık sağlık fakültesi Kumluca'ya gelir miydi? Gelmezdi. Bu çapta fen lisesi var. Elmalı'mızda neden olmasın? Bak yeni İmam Hatip Lisesi yapılacak. Bunlar hükümetten gelecek olan destekler. Bir de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek olan hizmetler var.
Bugün yapılan kamuoyu yoklamalarında Menderes Türel Bey çok farklı önde ve kazanma şansı çok yüksektir. Geçen 5 yılda Antalya'da hizmetlerden mahrum olduğunun farkındadır. Antalyalı seçmen de ben A partiliyim, ben B partiliyim, ben C partiliyim demeden hizmet alabilmek için iktidar partisinin vizyon sahibi bir başkan adayı Menderes Türel'i tekrar göreve getirmek üzeredir. Biz Ankara'da AK Parti, Antalya'da AK Parti, Elmalı'da muhalefet olduğumuz zaman bu hizmetlere kavuşabilir miyiz? 28 trilyon lira bir borcu ve elinde satılacak hiçbir şeyi kalmamış bir Elmalı Belediyesi. Akçay Belediye Başkanımız gelse Mehmet Tufan, bu borcu kaldırıp yatırımlara dönüştürebilme şansı var mıdır? Yoktur. Peki Elmalı Belediyesi'nin bu hale getirmiş olan bir Hüseyin Altındaş 2014 ile 2019 arasında Elmalı'ya yapacağı bir şey var mıdır? Yoktur. Bakınız ben 2009 yılında yapmamız gereken projeleri ve liste yaptığımız projeler şunlardı. Bir, yeni pazar yeri yapacaktık. Pazar yerimiz dardı. Alışverişe gelen bayanlar, erkekler zorla birbirlerini sürtünerek geçiyorlardı. İki, otogarımız 40 yıllık bir otogar. Bugüne kadar çivi üstüne çivi çakılmamış bir otogar modernizasyon projemiz vardı. Elmalı Dağı'nın altından akan billur gibi kar suyunu biz 500-600 metre aşağıda içemiyoruz. Biz o kadar güzel suyu kanalizasyonla su şebekesi çürüdüğü için 60 yıllık olduğu için aşağıda birleşiyor, içtiğimiz zaman kendimizi hastanede buluyoruz. Damacasınla suyu içiyoruz. O şebekeyi değiştirecektik, onu da yapamadık. Ve buna benzer 3-4 tane daha projemiz vardı. Hiçbirisini gerçekleştiremedik. O zaman Elmalı Belediyesi'nin borcu 7 trilyon liraydı. Alacağı 4 trilyon liraydı. 80 adet dükkanı satılmamıştı. Beton üniversitesinden gelen karlarımız vardı. Elmalı içme suyunu 3-4 kat arttırmıştık. Emlak vergilerine 3-4 kat zam yapmıştık bu projeler gerçekleştiren vergi elde edelim diye. Ama hiçbirisi gerçekleşmedi. Peki, tabii diyeceksiniz, bu kadar para peki nereye gitti? Onun yorumunu da sizlere bırakayım artık. Ve sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Bizim Elmalı'mızın ve köylerinin bir 5 yılı daha heba etmemesi için gecikmiş hizmetlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için bu yerelde geliniz hep beraber A partisi B partisi demeyelim. Genel seçimlerde herkes kendi partisine oy verebilir. Bakınız böyle düşünmeyen ilçelerimiz, böyle düşünmeyen köylerimiz bugüne kadar kazandı. Bugün Antalya Kepez Belediyesi'ni herkes bilir. Antalya'nın en varoş, en bakımsız yeriydi. Bugün AK Parti 2 dönemdir orada belediyeyi kazanıyor. Antalya'nın en güzide yerleri haline geldi. Bunu Hakan Tütüncü Başkanımız çok marifetli olduğundan mı bu hale geldi? Hayır. Evet çalıştı. Azimle çalıştı. Ama arkasında iktidarın gücü vardı. İktidarın gücünü küçümsemeyelim. İktidarın gücünü arkamıza alırsak biz de Elmalı'da gerçekten Elmalı'mızın ve köylerinin çehresi 5 yılda değişecektir. Ben buna inanıyorum ve bu inançla hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.